Merhaba yüksek lisans adayları. Ben doçent doktor Mehmet Umutlu. Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün size Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce Tezli Yüksek Lisans programımız hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle hepinize kariyer yolculuklarınızda başarılar diliyorum. Önemli bir kararın arifesindesiniz. Yapacağınız yüksek lisans programını seçerek uzmanlaşma alanınızı belirleyeceksiniz ve bu karar muhakkak ki kariyerinizde önemli yansımalara sebep olacak. Orta ve uzun vadede etkileri olacak. Dolayısıyla bu önemli kararı verirken bölümümüzle alakalı kafanızda soru işaretler varsa soru işaretlerini olabildiğince giderip bu kararı en doğru şekilde verebilmenize yardımcı olmaya çalışacağım. Anabilim dalımız çok disiplinli, multidisipliner bir anabilim dalı. Farklı alanlardan derslerin verildiği bir anabilim dalı. Müfredat yapımızla paralel olarak da aldığımız başvurularda farklı lisans mezunlarından olabiliyor. Dolayısıyla bu sunumu biz sadece Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinin lisans programlarından mezun olan adaylar için değil, farklı disiplinlerden mezun olmuş, bu konu hakkında çok bilgisi olmayan fakat kendisini bu alan üzerinde yetiştirmeyi hedefleyen adaylar için de hazırlıyoruz. Dolayısıyla ben ilk başta bizim programımız hakkında, kapsamı hakkında, içeriği hakkında ve ortaya çıkışı hakkında bir miktar ön bilgi vererek başlamak istiyorum. Dünyamız biliyorsunuz son 20-25 yılda önemli bir küreselleşme sürecinden geçti. Hala da bu süreç devam etmekte. Bu sürecin en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi de teknolojik gelişmeler oldu. İnternetin bulunması. Bunun yanında telekomünikasyondaki gelişmeler, ilerlemeler, bununla beraber, bununla bağlantılı olarak mobil ödeme sistemlerinin gelişmesi, internet bankacılığı gibi birçok teknolojik gelişme hayatlarımızı derinden etkiledi, günlük hayatlarımızı. Ve aynı zamanda ticaretin yapılış şeklini de değiştirdi. Artık günümüzde sadece içinde bulunduğumuz lokal piyasa şartlarını, koşullarını göz önüne alarak karar vermek yeterli olmuyor dünyanın ve iş dünyasının bu küreselleşmiş halinden ötürü. Çünkü dünyanın öbür ucundaki bir üretici internet pazarlaması ve satışı yoluyla sizin lokal pazarınızda da mallarını satabiliyor. Dolayısıyla sadece sizin yerel pazarınızdaki rakiplerinizden iyi olmanız sektörde ayakta kalmanız için yeterli olmayabiliyor. Aynı zamanda bölgesel ölçekte veya global ölçekteki rakiplerinizden de iyi olmanız gerekiyor. Tabii bağlantılı sorular olarak bir işi, yani bu çetin küresel rekabet ortamında hayatta kalmanın yolu da yaptığınız işi çok çok iyi yapmaktan geçiyor. Bir işi iyi yapmanın belki de en önemli koşullarından birisi de o işle alakalı uzmanlık bilgisine sahip olmak. O işle alakalı ihtisasa sahip olmak, derinlemesine bilgiye sahip olmak. Dolayısıyla küreselleşme böyle bir ihtiyacı ortaya koydu. Yani uzmanlaşma, ihtisaslaşma, bir konu üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olma ihtiyacı geçmişe oranda çok daha fazla aranır bir unsur oldu günümüzde. Dolayısıyla bütün eğitim sistemi de tabii ki buna adapte olmak durumunda kaldı. Sektörün bu ihtiyaçlarına yönelik olarak daha uzman, belli konulara odaklanmış ve bu odaklandığı konularda derinlemesine bilgi sahibi olan mezunlar verecek şekilde adapte olmaya başladı. Ve idari bilimler alanında da
yeni nesil bölümler olarak adlandırdığımız bölümlerden birisi olarak da Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ve ana bilim dalı bu ihtiyaca binaen, bu ihtiyaca cevap vermek üzere ortaya çıktı. Uluslararası Ticaret ve Finansman adından da anlaşılacağı üzere iki tane temel alanı bir araya getiriyor. Bu iki alan tabii ki rastgele bir araya gelmiş alanlar değil. Birbirlerini besleyen, birbirlerini bütünleyen iki alan. Herhangi bir ticaret işlemini, ulusal veya uluslararası olsun, ciddi bir finans yönetimi, fon yönetimi, nakit akışı yönetimi bilmeden başarıyla sonuçlandırmak pek mümkün değil. Keza bir finansman olgusunun ortaya çıkması da aslında ticari işlemlerde üstlenilen projelerin üstlenebilmesi ve yapılabilmesi için ortaya çıkan finans ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair soru işaretlerinin giderilmesi için ortaya çıkmış bir olgu. Dolayısıyla birbirleriyle çok iç içe birbirleriyle alakalı olan iki alan ve dolayısıyla bu iki alanın bir araya gelmesi ciddi bir sinerji yaratıyor ve birbirini tamamlayarak bir uluslararası işlemin A'dan Z'ye düzgün bir şekilde, ciddi bir şekilde sonuçlandırılmasını, başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına olanak sağlıyor. Biraz da hani bölümümüzün, ana bilim dalımızın hedefleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Biz program mezunlarımızın güçlü bir finansman altyapısına sahip olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda teorik bilgileri uygulamada kullanabilecek uzmanlar ve yöneticiler olmalarını önemsiyoruz. Aynı zamanda kapsamlı küresel ticaret süreçleriyle uluslararası finans ve ekonomi çevreleri arasındaki etkileşimi değerlendirebilecek yöneticiler olarak yetiştiriliyorlar. Ve farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı çok uluslu ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmalarını hedefliyoruz öğrencilerimizin. Bunun yanında günümüzün küresel ekonomisinin unsurları olan döviz kuru riski, faiz oranı riski gibi riskleri ilk başta belirleyip daha sonra da bunları yönetebilmelerini hedefliyoruz. Keza kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, mesela devlet tahvili, hazine bonusu, kurum tahvili gibi bir takım borçlanma araçlarını, hisse senetlerini, finansal türev araçları gibi finansal enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir hale gelmelerini hedefliyoruz. Biraz da programımızın içeriğiyle alakalı bilgi vereyim. Müfredatımızda ne tür dersler var, konu başlıklarımız, ders başlıklarımız neler? Onlar da kısaca şöyle özetlenebilir. Uluslararası ticaret modelleri, dış ticaret yönetimi, finansal yönetim, finansal planlama ve çalışma sermayesi yönetimi, uluslararası finans, finansal türev araçlar, yatırım analizi portföy yönetimi, bankacılık, proje finansmanı gibi dersler müfredatımızda mevcut. Bunun yanında öğrencilerimiz bu derslerin yanında başka ana bilim dallarından seçmeli dersler alarak çok fonksiyonlu bireyler olarak da kendilerini yetiştirebiliyorlar. Program mezunlarımız hangi kurum ve kuruluşlarda işe girebiliyor? Onları da şöyle özetleyebiliriz. Dış ticaret şirketlerinde, dışa açılma süreçlerindeki KOBİ'lerde, yabancı sermayeli firmalarda, dış ticaret müsteşarlıklarında, temsilciliklerinde, sanayi ve ticaret odalarında, ticaret borsalarında, ihracatçı birliklerinde, esnaf birliklerinde, uluslararası işletmelerin dış ticaret bölümlerinde, ulusal uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, yatırım danışmanlığı firmalarında,
işe girebiliyorlar? Hangi pozisyonları dolduruyorlar? Tabii ki tecrübeye de bağlı olarak uzman yardımcısı, uzman, yönetici adayı, portföy yöneticisi, yatırım danışmanı, ithalat ihracat uzmanı veya yöneticisi gibi pozisyonları doldurabiliyor mezunlarımız. Bunun yanında akademik kariyeri hedefleyen mezunlarımız yine ana bilim dalımızda faaliyet gösteren finans doktora programına geçiş yapabiliyorlar ve böylelikle akademik hayata adım atmış olabiliyorlar. Veyahut da hani doktoralarını aldıktan sonra sektördeki araştırma pozisyonlarını doldurabiliyorlar. Şimdi biraz da bölümümüz hakkında sayısal bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu sunum ana bilim dalımızda yürütülmekte olan hem finans doktora programı hem de uluslararası ticaret ve finansman İngilizce tezli yüksek lisans programı ile alakalı bilgileri bir arada vermekte. Fakat bu sunumu tezli yüksek lisans programı adayları için hazırladığımız için ben daha çok yüksek lisans programımızla alakalı bilgiler üzerinde odaklanacağım sunumda. Öncelikle öğretim elemanlarımızdan bahsederek başlamak istiyorum. Bölümümüzde tam zamanlı olarak 5 öğretim üyemiz, 2 öğretim görevlimiz ve 3 araştırma görevlimiz var. Öğretim elemanlarımız geniş bir yelpazedeki konular arasında araştırmalarını ve derslerini sürdürüyorlar. Bu resimlerin altında her bir hocamızın ilgi alanlarını görüyorsunuz. Daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyen adaylarımız, hocalarımızla alakalı hangi konularda tez yönettikleri, son zamanlarda yaptıkları yayınlarına bölümümüz web sayfasındaki öğretim elemanları profillerini inceleyerek daha detaylı bilgiye sahip olabilirler. Evet, tezli yüksek lisansımızın müfredat yapısı hakkında bilgi verecek olursam, programda mezuniyet için 120 AKTS krediyi tamamlamak gerekiyor. Bu da 7 ders artı 1 seminer, bir de test çalışmasına tekabül ediyor. Programın normal bitirme süresi 4 dönem, yani 2 yıl. Fakat YÖK'ün belirlediği asgari ve azami süreler var. Eğer dersler konsantre bir biçimde alınır ve test çalışmasına 2. dönemden itibaren başlanırsa, programı en erken 3 yılda bitirebilme olasılığı var, çok sık gözlemlemesek de. Bazı çalışan öğrencilerimiz ise iş yerlerindeki tempoyla beraber ayarlayarak dersleri biraz daha zamanı yaymayı tercih edebiliyorlar. Bunun da azami süresi, programı bitirmenin azami süresi 6 dönem, yani 3 yıl. Yani 2 yıllık programı en fazla 3. yıla kadar uzatılabiliyor. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı aynı zamanda sektörde de çalışıyorlar. Derslerimiz hafta içi 18.30'da başlıyor. Dolayısıyla profesyonel kariyere mani değil. Öğrencilerimizin birçoğu gündüz iş yerlerinde mesailerine devam edip akşamda derslerini takip ederek hem iş hayatını hem akademik hayatı aynı anda devam ettirebiliyorlar. Burs olanaklarından bahsedeyim biraz da. 3 kategori altında burs veriyoruz. %100, %50 ve %25 burslarımız var. Bu burslar başvurudaki yeterliliğe göre dağıtılıyor. Bunun hakkında biraz daha bilgi vereceğim. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi mezunu olup lisans öğrenimleri sırasında ÖSYM bursu alan adaylar 4 üzerinden 3 ve üzeri ortalamayla mezun olmuşlar ise ve mezun olduktan sonraki 1 yıl içinde başvuru yapıyorlarsa ÖSYM burslarını aynen devam ettirebiliyorlar. Aynı zamanda programa kabul aldıktan sonra bir takım başka maddi destekler de olabiliyor. Eğer tez hocanız
bir TÜBİTAK projesi veya bir bilimsel araştırma projesi veya başka kurum veya kuruluşun desteklediği bir projeyi yürütüyorsa, hani buradan da bu projelerde bursiyer araştırmacı olarak görev alınıp hem akademik olgunluk düzeyi artırılabiliyor hem de bir takım maddi imkanlar elde edilebiliyor. Bir de Yaşar Üniversitesi'nin anlaşma yaptığı ve protokollerle kayıt altına alınan bir takım anlaşmalı olduğu kurumlar, kurum ve kuruluşlar var. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışıyorsanız veya birinci derece yakınlarınız bu kurum ve kuruluşlarda çalışıyorsa bir ekstra bir indirim de söz konusu olmakta. Bu şu anda protokol yapılan kurumların listesi bu slaytta gösterilmiş vaziyette. Bu tabii liste devamlı değişiyor. Yeni kurumlar buna eklenebiliyor. Bu hani kurumların en güncel halini lisansüstü eğitim enstitümüzün web sayfasında bulabilirsiniz. Dolayısıyla en güncel halini oradan da check etmekte fayda olabilir. Evet, burs imkanlarımız, burs kontenjanlarımız nasıl dağılacak önümüzdeki dönem için? Onları da kısaca bu slide'da görebiliyoruz. %100 burs olarak 3 kontenjanımız var. %50 burslu olarak 2 kontenjanımız, %25 burslu olarak 3 kontenjanımız var. Ve ücretli olarak da 2 kontenjanımız var önümüzdeki dönem için ayrılmış. Bu burslar Yaşar Üniversitesi öğrencilerine verilen devam niteliğindeki ÖSYM burslarından hariç ayrıca verilen burslar. Dolayısıyla devam niteliğinde olan ÖSYM burslarıyla beraber düşünüldüğünde ciddi bir burs imkanı öğrencilere sunulduğu gözükmekte. Başvuru koşullarımız neler? ALES sınavına girme şansımız, zorunluluğumuz var. Bu sınavdan minimum olarak 55 herhangi bir puan türünde 55 puan alma zorunluluğu var. Veya bu sınavın uluslararası muadilleri olan GRE ve GMAT'ten slide'da gösterilen skorları almak da yeterli oluyor. Programımız İngilizce olduğu için bir İngilizce dil yeterliliği şartı istenmekte. Bu YDS'den 65 bu şartı sağlıyor. Minimum başvuru koşulu şartı veya ÖSYM'nin benzer sınavlarından da YÖK dil veya geçmişteki başka sınavlarından da muadil notlar 65'e eşdeğer notlar kabul edilebiliyor. Eğer merkezi bir yabancı dil puanınız yoksa Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı flat sınavına girmeniz de mümkün. Bu sınavdan da yine 65 almak yeterli oluyor. Lisans not ortalaması da bizim başarı değerlendirme koşullarımızdan biri. Fakat orada herhangi bir minimum başarılması gereken bir ortalama seviyesi yok. Dolayısıyla programdan mezun olmanız yeterli. Programdaki burs imkanlarından yararlanabilmek için bütün bu üç değerlendirme ölçütü ve de bunun haricinde bir de mülakatımız var. Bu değerlendirme ölçütlerin ağırlıklı ortalamasının 65 olması gerekiyor bu burs imkanlarından faydalanmaya başlamak için. Tabii ki ortalama ne kadar yüksek olursa ilk başta %100 bursa, akabinde %50 bursa yerleşmeye başlıyor adaylar. Peki bu değerlendirme ölçütlerinin bahsettiğimiz ağırlıkları nedir? İngilizce yapılan mülakatımızın %25 ağırlığı var. ALES sınav skorunun %50 ve lisans genel not ortalamasının %25 ağırlığı var. Bütün notlar 100 üzerine çevriliyor, yüzlük bir ölçüye çevriliyor. Bu ağırlıklarla çarpıldıktan sonra ağırlıklı ortalamanın en az 65 olması bekleniyor ve ondan sonra adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanıp burs imkanlarından faydalanmaları sağlanıyor. Başvurularımız tamamen online. OBS bir öğrenci bilgi sistemimiz var. Linki önceki slide'da
paylaştığım. Bu sisteme ALES not belgenizi, lisanstaki transkriptinizi ve yabancı dil belgesini yükleyebiliyorsunuz. Eğer dediğim gibi daha evvelden almış olduğunuz bir merkezi yabancı dil skoru yoksa, daha evvelden bir sınava girmemişsiniz, flat sınavınıza gireceğini belirtmeniz yeterli olabiliyor. Eksik evrakla başvurulabiliyor. Daha sonra kayıt esnasında eksik evrak tamamlamak kaydıyla. Mülakatımız üniversitemizin kullandığı Sakai platformu üzerinden yapılıyor. Burada bir toplantı aracı var. O araçtan jüri üyeleriyle mülakatınız gerçekleşiyor. Yine bu platformda evraklarınızı yükleyebileceğiniz başka bir araç daha var. Oraya da niyet mektubunuzu, özgeçmişinizi, test konusu tercih formunuzu, hangi programlara girmek istediğinizi belirtir formu, kişisel verileri koruma formu ve referans mektuplarınızı yükleyebiliyorsunuz. Test konusu tercih formuyla alakalı, evet, şurada tez ve proje konusu önerileri var. Burada ana bilim dalımızda ders vermekte ve tez yönetmekte olan hocalarımızın ilgi alanları veriliyor bu linkte, ilgili ana bilim dalına gittiğiniz zaman. Ve orada hocalarımızın hangi konularda çalıştığını, hangi konularda tez yönettiklerini görebiliyorsunuz. Ve kendinize uygun bir konu ve bu konuyu çalışan hoca ismini bu test konusu önerileri formundan bularak kendi formunuza işliyorsunuz. Yayın koşulları daha çok doktora programları için geçerli. Tüm yüksek lisans program süreçlerini özetleyen şematik görsellerimizin bulunduğu bir linkimiz var. Bu linki ve diğer birçok bilgiyi enstitümüzün web sayfasından bulabilirsiniz. Aynı zamanda ana bilim dalımızın web sayfasına gittiğiniz zaman programda açılan tüm dersler, zorunlu seçmeli dersler olmakla beraber, bunların ders izlencelerini, hangi konuların işlendiğini detaylı olarak görebileceğiniz detaylı hazırlanmış bölüm web sayfamız var. Aynı zamanda yine sosyal medya kanallarından da bölümümüz hakkında bilgi alabilirsiniz. Programlarla alakalı ve genel işleyişle alakalı hem lisansüstü eğitim enstitüsünün web sayfasını takip edebilirsiniz. Hem de lisansüstü eğitim enstitüsünün slaydınızda gözüken e-mail adresine ve telefonlarına başvurarak bilgi alabilirsiniz. Bu önemli kararınızda kolaylıklar diliyorum. Umarım kendiniz için en doğru kararı verirsiniz. Sizlerle öğrenci-hoca ilişkisini sürdürebileceğimiz bir ortamda beraber olabilmek isteriz. Kariyerinizde ve vereceğiniz kararlarda başarılar diliyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Teşekkürler.